Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. İyi maşallah ya hocam. Hocam ne kaç kilometre senin cami? 3-4 yani. Var mı şey yani yakın? Hocamın eski camisiyle bu, o da yakın değil mi hocam? Senin cami eski. Evet. Ne kadar var kilometre? O da 3,5 kilometre hocam. 4 yoktur yani. Tamam maşallah ne kadar yakın ya. Maşallah iyi. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi böyle şeyde psikoloji yapacağım. Davranışımızı belirlemek noktasında doğru bilgilerle doğru adım atmak için doğru malzeme. Şimdi her bir cümle farklı olacak. Bir konu üzerinde değil, ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Allah istifademi istifaza ettirsin inşallah. Şimdi ayrı ayrı bir cümle var. Bütün renkler aynı hızla kirleniyorlar ama beyaz daha net gösteriyor. Önde insanlar ona dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz beyaz denen bir renk yoktur. 7 tane renk vardır. 7 tane rengin aynı ölçüyle birleştirirse beyaz olur. Bu da diğerlerinin belirlemek için bir renktir. Şimdi buraya beyaz ve diğer renkleri koyun. Hepsi aynı oranda kirlenir rakam. Fakat beyaz fazla gösterir. Burada ne çıkarılıyor? Önde giden tanınmış, bilinmiş, sembol olmuş, unvan olmuş, alem olmuş, tanınmış, bilinmiş. Din noktasında veya başka noktasında. Şimdi onlar daha çok hareketleri belli oluyor. Onların hareketleri daha çok bellidir. O zaman dikkat edeceksin. Davranışlarına dikkat edeceksin. Başka. Gençliğinin kıymetini bilmeyip doğru kullanmadığından yaşlanmaktan korkuyoruz. Yaşlanmaktan kim korkar? Gençliğini doğru kullanmayanlar korkar. Ahireti yani orayı burada yaşamadığı için oraya gitmekten korkuyor. Oysa burada orayı yaşayan zaten buradan oraya alışmıştı. Gitmekten endişe etmez. Yani buranın getirisi var bu dünyanın. Haletleri var. Nefsaniyet işte. Ne derler diye araba alıyoruz, ne derler diye giyiniyoruz, ne derler diye okul okuyoruz, ne derler diye iş yapıyoruz, ne derler diye yaşayan insan burayı burası için yaşar. Burayı burası için yaşar. Eğer Allah'ın Allah ne diyor diye bakarsan burada orayı yaşamış oluyorsun. Burada orayı yaşayanlar için oraya gitmekten endişe etmezler. Hep arıyoruz. Hiç kendimize sormuyoruz ki acaba biz o aranan mıyız? Hep bir adam ararız. Hep arıyoruz. Peki o aradığın şey tamam da acaba biz aranan insan mıyız? Veya o arayan layık olan bir zat mıyız? Herkes bir şeyin peşinde ama bir bak bakalım. Değiyor musun? Birisi hakkında bir şey söyledi mi, aslında kendini ele veriyor demektir. Birisi hakkında bir şey söyledi mi, aslında kendisini ele verdi demektir. Şunu şuradan çıkarıyorum. Şimdi bazıları bize geliyorlar, işte bu işten ana kadar olduğumuzda, ya telefon ediyor veya bizzat geliyor, ya efendim hanımını ya kocasını şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Şimdi onu dinliyorum. Oysa onun aynasında kendisini anlatıyor. Zannediyor ki ben onu anlatırken, bana anlatırken zannediyor ki ben oraya dinliyorum. Kendisini anlatıyor. Şimdi bir daha söyleyeyim. Birisi hakkında bir şey konuşurken aslında Müslümana aynadır. Kendisini ele veriyor. Kendisini gösteriyor. Başka? Affetmek ve unutmak kendini kuyudan ve hapisten çıkarmak oluyor. Hocam bu çok önemli. Bunu şeyde de kullanabiliyoruz. Böyle adam nefret etmiyor. Haset ediyor, gayz ediyor. Oraya bir şey yapabiliyor musun?
Yok. Zarar gitti sana. O kadar büyük yük altına giriyor ki o nefret, gayiz, öfke. Onu tutuyorsun. O seni bloke ediyor. Ona bir şey veremiyorsun ki. Bu yükten kurtulmak için affetmek en güzel bir çaredir. Affetmeyen adam kuyuya giriyor. Gurur ve kibir kuyudur. Gayz ve nefret hapishanedir. Yani hadi bir düşünelim böyle. Hakikaten öyle değil mi? Şimdi nefret ediyorum birisine. Gayz ediyorum. Ben ona bir şey oluyor mu? Bana oluyor. Niye beni bu korkunç, olumsuz duygunun içine hapsedeceğim ki? Bu yük üzerime binmiş. Hem kendimi yükten kurtarmak hem ona azap vermek için rahat ol. Affettim de. Affetmek kadar harika bir kendini inşa etmek yoktur. Ona iyilik yapmıyorsun affetme. Kendini hapiste çıkarıyorsun. Yoksa seni bloke etmiş yani. Şeytan tutuyor değil mi abi? Şeytan tutuyor ama ne? Affetme. O olur mu ya? Ne lan? Sen haklısın ya. O adamın ağzını paylaşıyor. Lan bırak ya onu. Ne alaka ya? Aynı böyle. İçimizde körüklüyor lan. İstene hava gidiyor. İşte aynı hadis-i şerifte gibi Nersin, yani öfkelendiğinde gerçek pehlivan Nersin'e hakim olan pehlivan. Bak niye? Kendisi futbolcu yedi ya, sporcu ya. Türkiye şampiyonlarından bak hakiki pehlivan kendi nefsini ezen pehlivan değil mi? Düşüren. Evet. Vurduğun zaman düşüreceksin. Onu al. Kendimi nefsimi düşürür. Ve işte onu. O çok şey yapıyor aslında o zaman başka olmuyor da. İnsanı devirmek kolaydı değil mi biraz? Çok kolay. Bu zor ama. Emin Ersun'u devirmek çok yapalım. Çok zor. Tabii insan kendi nefsini tercih etmez. Filmde rolleri ve aktörleri yönetmen seçer. Filmde rolleri ve aktörleri yönetmen seçer. Hayatta ise kader seçer. Sen nasıl yönetmene, futbol takımındaki başkanın seçimine itiraz edemediğin gibi bir yönetmen var futbolda. Teknik direktör biliyorlar. Bunun futbol takımını kurarken 20-25 kişi bir şey var ama 11 kişi alacak. Bunu kurarken bu seçimine hiç kimse itiraz etmiyor. Bir Allah'ın kulu olur mu ya, niye onu seçtin kardeşim ya? Veya onu niye almıyorsun? İtiraz ediyor mu? Etmek yok. Ve hatırına bile gelmiyor. Veya niye efendim taç oluyor o? O fiil şöyle top şöyle olursa taç olmasın, şu olmasın. Yani kimse sorguluyor mu kuralları? Yok. Allah'ın kuralları efte pefte düşün bu. Ahmet Mehmet de ben sorguluyor. Niye böyle var? Sorgulayan ceza alıyor. Ya sorgulayan sen ceza alıyor. Çünkü itiraz hakkın yok. İtiraz hakkın yok. Niye? O ya onu yapmayacaksın ya da itiraz etmeyeceksin. Hayatta futbol takımı gibi düşün hadiseler. Rakiplerimiz var. Nefret, öfke, adalet, kin, hubu dünya. Değil mi? Ben merkezde düşünmek. Bunlar hep rakiplerimiz. Bunlara karşı 11 tane takım, 11 tane sürpriz sıfat zaten. Yusuf'u kaç tane kardeşi dışarı kuyuya indirdi? 11 tane. Kendisiyle beraber 11. Evet. Attı. Bazı horozlar güneşin kendilerinin öttüklerinden doğduğunu sanırlar. Ben ötmesem güneş doğmayacak. Ben öttüğüm için güneş doğuyor zannediyor. Anladık değil mi bu insan? Herkes kendisinden hissesini alsın. Anladık, ucu bize dayanacak. Ya aklı kendi haline bırakmak, tarlayı kendi haline bırakınca dikenler ve ayrık otların kaplamasına benzer. Aklı kendisi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Akıl seni bir sarmaladı mı, Allah kimseni başına vermesin. El senden ateş basar, hayat anlamını yitirir, hayat yük olur, yaşamak acı olur, intihar seçenek olur. Yani akıl kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Bırakmayacaksın. Neyle? Meşgul edeceksin. Aklı kendi başına bırakmayacaksın. Yoksa kendi kendini yer. Anladık mı abi? Donmak için kısaca okumak lazım. Evet, evet. Meşgul etmek için.
Yalan konuşmayanı aldatmak çok kolaydır. Çünkü yalanın ne olduğunu bilmez. Bir insan aldanmıyorsa, kimle yalan, bir sürü yalancılar geldi aldı, çünkü o yalan konuşuyor. Tamam. Çünkü çok iyi biliyor. Neye benzer? Mesela bak, iki şekilde girmek var. Diyor ki, bunu şey diyor, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin diyor, şu nakledeceğim cümlede diyor ki, gülerken karnı oynamayanlardan korku. Çünkü yalandan gülüyor. Gülerken karnı oynayanlardan samimi gülüyor. Gülüyor. Şimdi yalanın ne olduğunu bilmeyen adam, ki Adem Aleyhisselam yalanın ne olduğunu bilmiyordu. İlk yalanı şeytan söyledi. Ki şeytan çıkarttı bu yalanı. Niye inandı? Yalan yoktu ki. Neyse her şey doğruydu. Böyle diyorsa otur dedi. Demek ki yalan konuşmayanı aldatmak çok kolaydır. Ona köyümüzde ne derler? Önaya. Sağ. Sağ. Değil mi? Aa böyle. Oysa ahmak biziz yani. Onu çekmemeliyiz için. İlmi liman gibi sığınak olarak görüyorum ve ona sığınıyorum. İlim limandır. Yani ne derdin varsa çözümün yeri de orasıdır. Yapanlar yine yapma ile meşguller. Yapmayanlar ise eleştiriyle, tenkit ve taassuplarla meşguller. Birisi eleştiri, tenkit yapıyorsa, inanın taassup yapıyorsa, tenkit, eleştiri, taassup yapıyorsa yapmıyor. Çünkü bir şeyle meşgul olsaydı bunlara fırsat bulamayacaktı. Şimdi bak eleştiriye zaman bulamam, bulabilir miyim ben şimdi? Bulamam. Taassupu bulabilir miyim? Bulamam. İş yapıyorum şu anda. Yani boş insan şöyle, ne yapayım? Allah Resulü diyor, tabii canım bizden değil o ya. Bırak onu ya. Gibi adam taassup veya tenkidi ikide bir onu söylüyor. Demek yapacak işi yok. Hemen anlamadığım kitap bana zevk veriyor. Bak hemen anlamadığım kitap bana zevk veriyor çünkü beni yukarıya çağırıyor. Hemen okuduğun anladığın kitap okuma. Hemen okuyup anladığın kitap okuma çünkü seni seviyor. İlmi alsak sen hemen okudum anladın mı? Tamam. Senin seviyende bildiğin şeyi tekrar ediyorsun. Okuma derken sana bir şey katmaz. Hatırlatır. Abdestin farzı 4'tür. 10 defa da okursan 4'tür. Ama bir kitap seni zorluyorsa seni bir yere çağırıyor demektir. Onu bırakma. Kaplumbağa rızk almayınca kafasını çıkarmıyor. O zaman da yol alamıyor. Ama risk alınca yol arıyor. Risk almadan da olmuyor. Yol yürümüyor. İçeride dursa gidemeyecek. Yani. Gidemeyecek içeride dursa. Ama kafayı çıkarmıyor. Aman ha. Tabii içeride kaldırıyorsun. Ben sahip olmak istediklerime sahip olanları hep mutsuz gördüm. Mesela ben yatı, katı, jipi, arabası, parası çok olanlar mesela Şöyle şeyim olsa hayatım diye mutlu olurdum zannettiğim insanlara bakıyorum, tanıdıklarıma hepsini mutsuz gördüm. Bir kısmını da bana muhtaç gördüm. Ama gelse de iki sohbet etse, gönlümü alsa, beni teselli etse gördüm. Bu sefer ona sahip olmaktan vazgeçtim. Şimdi ben sahip olmak istediklerime bakıyorum sahipler ama mutlu değiller. Şimdi bir baktım ki, bende o yok ama ben ondan mutluyum. Ben ondan mutluyum. Bu sefer onun elini geçirdiği, ben hedef yaptığım şeyden ben vazgeçtim. Şimdi Adem Hocam, adamın bir tanesi telefon ediyor, daha genç, 38 yaşında. Jipin içinde, cebinde para var. Arkasında tekstil fabrikası. Hayat anlamını yitirmiş, intihara düşünüyor. Yani adam fabrikası var ya, 138 kişi çalışıyor. Jipin içinde bana şu soruyu soruyor. Hocam diyor, ben diyor telefon elimde, jipin içindeyim, yolun kenarında seninle konuşuyorum. Arkanda fabrikayı bıraktım, önümde hiçbir mana yok, intihar düşünüyorum. Ben nerede hata yapıyorum? Arkadaşım, mesela ayağın kesik, örtüledi.
çaresi var. Ama sopa çaresi var. Kulağın çaresi var. Ama psikoloji bozuldu mu hayat anlamını yitirdi. Bitti. Buralar hepsini olsa hiçbir mana ifade etmez. Hiçbir şey yapmaz. Bunu bozulmaması için işte bu doğru bilgileri lazım. Bir, kitap okumak lazım. İki, sohbetlere katılmak lazım. Çünkü sohbet yapan. Üç, Kur'an-ı Kerim'le kalbimizi tatmin, zikirle, evrakla tatmin etmemiz lazım. Kur'ansız gönül nasıl huzurlu olur ya? Mümkün mü? Başka, bazı yıkılışlar daha güçlü başka şekilde dirilmenin habercisidir. O abimiz bir tane telefon ediyor. Hep oradan cümleleri. O abim kuyuya indim, abi kuyuya indim. Bir bak dedim daha aşağıya inecek yeri var mı? O abi ya laf alamıyorum abi ya dipteyim abi ya dipteyim ya. Bak ha demek aşağıya indim. Evet. Ha şimdi çıkacağız. Sıra çıkma. Eğer biraz aşağıda yer olsaydı onun için bak dedim. Yok abi o zaman in diyecektim biraz daha. Çünkü sıra çıkmakta. Unutma. Bazı yıkılışlar dirilmek içindir. Dirilmek içindir. Çünkü öyle gitseydin yaban ağacı gibi olacaktı. Ama kestiler seni, aşıladılar ki hakiki olasın diye. Ama cahil eder. Lan ne yapıyorsunuz ağacı kestiniz ya? Dallandı mı diyorsun ya? Oysa aşılıyım. Çıkması için. Senin şefkini kıran senin hırsızındır. Mutluluğunu çalıyor çünkü. Senin şefkini kıran ya hocam ya veya yemeğe bakalım yemeğe evde yaptı ya hanım ya ya bugün mesela hocam seninle mesleği yapalım hocamla şimdi şey yapalım şimdi bir yerlere gidiyoruz da cenazeye düğünlere gidiyoruz abi nikah şuraya buraya bir yemekler de yediriyorlar eve geldik ya hanım ya sen de yemek mi yapıyorsun ya bugün bir yere gittim ya kadın öyle olmadı ya oldu mu? Oysa sabahtan akşama direniyordu ki ulan bunu memnun edeyim diye. Oysa evet ki yapmayacak mı üzerine işte daha güçlü olmadı. Hayır öyle değil. Eline sağlık ya hanım ya. Diyemiyorsan bana şöyle de elaniyetinizi müsaade etmiyorsa ya Allah Allah ya bugün galiba ben çok açım ki bu yemek ne kadar lezzetli olmuş ya. Yani elin oğluna iltifat yağmurunu yağdırıyoruz. Ya eline sağlık ya ne kadar da hoş oldu desen. İkinci, ertesi gün yırtar kendisini ya dayı yapmak için. Biz insanların şeklini fırsatına bırakıyoruz. Bir şey yaptı tamam çocuk veya şey. Ya olmadı. Bırak. Olmaz bırak ya. Becerir misin zaten ya. Sen zaten becerir misin söyledin ya. Lan ne oldu ya insanın şeklini. Allah bile yapmıyor böyle. Lan kılınmadı lan sen ne olmadın lan namazın. Bırak diyor. Ya arkadaşlar biz insanlarda nasıl ümitsiz oluyoruz? Şeytan bile bizden ümidini kesmemiş ya. Şeytan bile bizden ümidini kesmemiş. Allah senin ümidini keser mi ya? Belki cehenneme götürürüm diye. He tabii. Şimdi adam abim. Ya yaşlanmış ya 90'ı aşmış ya. Tamam. Şimdi şeytan bundan ümidini kesti mi? Son nefesine kadar. Peki sen Allah'tan nasıl ümidini kesiyorsun? Şeytan senden ümidini kesmedi de Allah senden ümidini keser mi ya? Ya ben cehennemliyim, ben onu düzelemem, ben yapamam. Lan nasıl kendini bu kadar mutsuzluk yapıyorsun? Çok mu uğraştın ya? Bak Allah senden nasıl ümidini keser? Şey Allah düşmanı olan şeytan senden ümidini kesmedi ya. İster tatlı ister tatsız olsun her hatıra insana ızdırap verir. Mesela bazı yerlere gideriz böyle hatıralarımız var ya mesela burada bak bu kardeş dedi ki 20 sene önce işte gene buraya gelmiştik o zaman da bu camiye de vaaz etmiştik gene de ey gidiyorum şimdi beyaz bir taksim vardı diyor. Evet. Beyaz taksi o zaman 20 sene önce buraya gelmiştik köylere şimdi akşam bak şimdi o hatıralar o köylere gelişte bakıyorum öyle tabii şimdi İster acı olsun, isterse tatlı olsun, hatıra insanı böyle değişik bir halete sokar. Eğer kötü geçmişse,
Bölmek ister mi? İstemez. Malı buraya bırakmış sağa sola. Ama iyi geçmiş hatıra, elhamdülillah. Ömür geçti ama hamdolsun. Mesela hocam diyecek 28 sene değil mi o camide imamlık yaptı? 28 sene değil mi? Oraları geçiyorsun bazen. Diyorsun elhamdülillah. Bir şey kalka. Evet istediğin gibi olmadı ama elhamdülillah. Bir şeyler oldu hamdolsun diyebiliyorsa o zamanın geçmesinde mutlu olur. Yoksa ömrün geçmesinden insan çok perişan olur. Zarardan yararlanma yolunu arayın. Kayıp kayıp değil, unutmayın. Başka bir şey, başka bir şeyin başlangıcıdır. Devrimin yeni bir, canlı bir dirilişin ifadesidir. Bak, zarardan, kayıptan yararlanma yolunu arayın. En azından şunu öğrenmiş oldun. Böyle yapılmaması gerekiyormuş. Onu öğrendim. Mesela ona ait bir misal söyleyeceğim hocam. Hocam sizin isminiz neydi? Osman. Osman'ım benim. Adem Osman. Adem Osman. Şimdi adam bir tanesi telefon etti. Selam kelam. Buyurun dedim. Hocam dedi ben dedi galiba Mersin'de Antalya'da poşet fabrikasının sahibiymiş. İflas ettim. İflasımı verdim. Çok az bir kısım param var. Ben seni siteden takip ediyordum. Şimdi bana ne önerirsin? Bir de senden bir şey almak istedim. Dedim ki ne yaptın sen? İflas ettin dedi. İflas etmedin sen dedi. Mehmet abi. Aradım. Sen iflas etmedin. Hocam iflas ettim dedi. Sen öyle yönetilmeyeceğini öğrendin. Biraz fazla para verdin kursa. Şimdi kalan paranla yeniden poşet fabrikasını kur. Bundan sonra çıkış sırası var. Yeni açacağın her bir şey yeni. Kaybetme şansı var, rızkı var. Risk taşıyor. Ama bunda artık kaybetmek yok. Çünkü nasıl kaybedildiğini öğrendi. Şimdi acı bir şekilde. Aynı şey yap. Aynı şey yap. Kayıp. Onda yeni yapacağın şeyde ihtimal ikidir. Ama bunda ihtimal tektir. Aynı şey ya. Hocam ne dedi ya? Allah Allah. Ya o zaman ne anlatmaya çalışıyorum? Zararlardan, zarar dediğin şeylerden yararlanma yoluna bakın. Ben bunu kendi lehime nasıl çeviririm? Mesela bir misal vereyim ona. En kötü misal. Şeytan geliyor bir tane açık saçık. Bak, hayır. Bok işte ya. Bir enerji yok mu ateş gibi? Ateş. Ateş basardı böyle. Bak, bakma, bak. Bu bir enerjidir. Kafayı bir çevirdim, zoraki. Peki ortaya çıkmış enerji realitedir, mahluktur. Enerjidir, ya enerjidir, varlıktır. Bakmadığın anda o geri gider mi? Gitmez. Bakmadığın anda o kemalat olur. Şeytanın enerjisi kemalat olur. Kayıp kazanç olur. Onun için o şeytanın o seni çıkartacağı makama melek çıkartamazdı. Melek kabulde Kur'an okuduysan okumayacaktın. Buraya baktın, çektin kafayı. Bir çekmek, mesela şöyle diyorum. 10 dakika televizyon seyredeceğine, seyredip sabah 2 cüz okuyacağına, 2 cüz de okuma, 10 dakika televizyonda seyretme, git yat aşağıya. Et tarih öylese, tarih kolaydır. Yani 10 dakikada olduğun tarihi 2 saatte tamir edemezsin. O çizik kalır. Okuduğun Kur'an sevaptır. Ama günah tahrimdir. Sayı değildir o. Affedilebilirsin ama o çizik kalmıştır. Tenkit etmek birbirimizden korkmaktır. Ondan korktuğun için tenkit ediyorsun. Neye tenkit ediyor? Korkuyor ondan. O var ya o. O var ya bildiğiniz gibi değil. Çekiniyor. Ondan tenkit ediyor. İnsanların kıymetini bilmeyen cemaat ve topluluktan kıymetli insan çıkmaz. Bir daha. İnsanların kıymetini bilmeyen cemaat ve topluluktan kıymetli insan çıkmaz. Dolayısıyla o cemaatin ve o topluluğun kıymeti de olmaz. Yani mesela diyelim ki insanın kadri kıymetini bilmeyen, yani meziyetli olanları hemen öne çıkartmazlar. Kafasını kırmaya çalışır. Oysa bu köyde de, bu beldede, bu ilçede bir böyle kabiliyetli bir insan çıktı mı ona kuvvet ver ki senin de can simidin olsun, burada sigorta olsun. Bu alemin,
bu memleketin bir vesilesi olsun. Hürriyetimle yapıyorum dediklerini içsel dayatmaların veya yaşantısının, tecrübelerinin yön göstermesidir. Hür sözün ve fiilin nefsinin arzu etmedikleridir. Yani hürriyetimle yapıyorum dediklerin aslında içsel dayatmalarındır. Yap, bak onu, ver ağzının payını ya, ver işte. Ben hürriyetimle söyledim. Veya gündüz böyle gevezelik yaparlar caminin kapısına, bakalım kapısına, şurada burada. Adam, ben hürriyetimle, kendi özgüvenimle, kendi fikirlerimi söylüyorum. Hayır, akşam doldurdum, dün akşam doldurdum, televizyon açık oturumdaki bilgiler. Sen işgal altındasın, haberi yok. Başkasının ağzısın. Bir de okuyayım, hürriyetimle yapıyorum dediklerini, içsel dayatmaların veya yaşantısının tecrübelerini yön göstermesidir. Hür sözün ve fiilin nefsinin arzu etmedikleridir. Mesela diyelim ki hür söz ve fiil nedir? Hürriyet nedir? Nefsinin istemediklerini yapabilmektir. Hürriyet odur. Akşam eve gittiniz, hanım memlekette, bir yere gitmiş, hiç kimse yok evde. Televizyonda sen baş başasın. Ama açayım, açmayayım, açmayayım. Açmıyorsan hürsün. Açıyor, açmak zorunda kalıyorsan kür değilsin. Birisi de hayatta sana. Yani esiriz. Çok gizemli şeyleri öğrendik fakat kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Çok ince şeyleri öğrendik. Ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Ben nereye rastladım biliyor musun Adem Hocam? Kargalar, kedi çıkıyordu benim binada, dershanede kaldığım yerde. Karşıki ağaçtan kargaların yuvasına, yuva vardı, yavrusu vardı. Kedi çıkarken bir baktım ki karga bağırdı. Karga bağırmasıyla kıyameti koparttı. Koparınca belki ben sana 50 diyeyim sen 100 tane karga. Hepsi toplandı. Bir sağdan uçuyor ki diye bir sonunda kedi kendisini atacak aşağıya dönecek. Dönemiyor. Bir kuyruğuna vuruyorlar, bir yapıyor kafasını. Yani bizar oldu. Kedi de kitap okumadı, Kur'an okumadı. İnnemel mü'minine ihvetun bilmiyordu. Müslümanın kardeşidir. Olmadığı halde, bir bilgisi olmadığı halde nasıl ümmetçilik kardeş oldu ona? Karga kadar olamadı. Karga bu ümmetçiliği, bu kardeşliği nereden öğrendi? Nasıl birisinin imdadına koştun? Ne olursa olsun lan, gebersin lan. O zaten hak etmişti. Çok şimal etti o. Önümüzdeki yemleri yiyordu. Heh, şimdi gör. Demiyordu. Karga ona koşuyor. Yardımına koşuyor. Oysa kitap okumamış. Peygamberi de yok. Kur'an'ı da yok. Ahireti de yok. Böyle imanı kazanırken. Ama ümmetçi. Bizim Kur'an var. Peygamber var. Aklımız var. Bugün bana, yarın sana. Şimdi karga diyor mu? Ya bir şey değil. Karga şöyle diyor. Bugün bana ama yarın sana. Onun için hemen aktif oluyor. Bela musibetlerde de biz de öyle olmamız lazım. Başka? Çok gizemli diyor şeyleri. Öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. İnsan üç kişiliğiyle hareket eder. Üç kişilikle hareket edermiş. Bir, ortaya çıkardığı. İki, sahip olduğu. Üç, sahip olduğu sandığı şeyle hareket eder. İnsan hareket eder. Nasıl hareket eder biliyor musun? Bir, ortaya koyduğu eser. Onun arkasına saklanır. İki, sahip olduğu şeyler. Ortaya çıkarmıyor ama kendisine güven getiriyor, parandır. Üçüncüsü de, sahip olduğu şeyleri zannettiği şeyler. Zannediyor. Zanlar var ya zanlar. Ben böyleyim zannediyor. Oysa yanında bekliyor bir kanser. Bir hücre kalmış. 5-6 gün sonra, 5-6 ay sonra bu kanser aktif olacak. Ama haberi yok. Azrail Aleyhisselam'ın bir şeyin psikolojisine ait bir şey okumuştu da Osmanlıca bir kitapta diyordu ki onu konuşturmuşlar insan haliyle. Nereye şaşırıyorsun? 1-2 dakika sonra canını alacağım insanoğlunun kafasına
bir öyle planlar var ki diyor, 1000 sene ömrü olsa ancak yapar. Ona hayret ediyor. Kafasına bakıyorum, yapılması, o öyle planlar var ki, o olması için 1000 sene lazım. Ama 1 dakika sonra canını alacağım diyor. Ona şaşırıyorum diyor. Hayret ediyorum giderken diyor. Demek ki bir insana daha gitmeden önce onun sicilini veriyorlar galiba. Bak hele böyle bir adama gideceksin ona göre. Yani bu sefer Azrail aleyhisselamlar oturuyorlar böyle. Çırak var, tarfa var, usta var. Peygamberin canını alanla, talebi ulumun canını alanla, sokaktaki serserinin alan Azrail aleyhisselam aynı değil. Tamam. Şimdi giriyor tabii bazısı, dinle, Azrail'e işi olmamış. Şimdi usta Azrail aleyhisselam gidecek hani, ne gidiyor? Çırak gidiyor. Canını alacak ama, canı nereden alacak? Ulan canı ağzından mı alacak bilmiyor ki, ilk defa deniyor. Kulaktan mı çıkartacak, burundan mı çıkacak, alttan mı çıkartacak? Adamı para parça edeyim, canı almak için. Ustası çekip çıkarır. Ustalar gitmez. Nankör ise her şeyin fiyatını ve kıymetini bilir fakat değerini bilmez. Bak, nankörler her şeyin fiyatını ve kıymetini bilir ama değerini bilmez. Mesela değer diyelim. Sen fiyatına kaç parasın, işte araban var, her şeyin var, senin fiyatı bu kadar. Öyle mi hatta? Ama insansın, değerini bilmez. Kendi değerini bile bilmez. Kendini niye çöplük harcıyor? Niye öfte püfte şeylerle muhatap oluyor? Kendi kıymetini bilmiyor ki. Bir nefes almanın ne demek olduğunu bilmiyor ki. Bir nefes almak ne demek olduğunu bilmiyor bile. Şu anda yoğun bakımda zor nefes alanlar var. Değil mi? Yoğun bakımda mesela bir yerde rastlamıştım. Adamın ayağı yok. Ayağı. Nasılsın dedim. Çok iyiyim elhamdülillah dedim. Buna şaşırdım. Hani elhamdülillah, hani geçiştirirler bir laf. Elhamdülillah iyiyiz ya, siz nasılsınız? Lafın gelişi yaptı. Ama adam baktım işten söylüyor. Dilinden söylemiyor, içeriden söylüyor. Nasılsın kardeşim dedi. Elhamdülillah çok iyiyim. İki ayağım yok dedi. İki ayağım yok ama nefes almayanlar var dedi. Allah Allah. Benim dedi yeğen dedi evde tüple yaşıyor dedi. Ama ben dedi yaşıyorum. Vay be. Dedim ya, daha iyi olmak için ne isterdin Allah'tan? İki ayağım olmasını isterdim dedi. Hakikaten çok iyi olur muydun dedim. Tabii ya, ne dert kalır ne bir şey dedi ya. Hakikaten iki ayağın olsa derdin merdin olmaz mıydı ya? Yokacak dedi, ondan daha büyük nimet olur mu? Lan ben kafayı yiyeceğim ya bu sefer. Lan iki ayağım var. Dertten kurtulamıyorum. Adamın iki ayağı olsa derdi kalmayacak. Çok mutlu olacak. Benim iki ayağım var, sıkıntıdayım. Lan manyak mıyım derdi, sen manyak mısın dedim. Ben mi manyak, sen mi delisin, ben mi deliyim? Kardeşim dedi ki, kardeşim dedi, senin ayağının olduğunda farkında değilsin ki dedi. Zorun ne dedi kardeşim dedi, iki ayağım var, bir de nefes alıyorsun dedi. Benim 16 yaşındaki nefes, yeğenim dedi nefes alamıyor. Evinde tüple yaşıyor, yoğun bakımda. Onu düşündükçe ayağım yok ama yapıyorum dedi. Oh elhamdülillah. Biz de sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Niye biliyor musun dedi. Ha böyle bakma. Niye iyisin dedim, o aşağıda ya. Niye iyisin? Namaza da gidiyorum dedi. Bana da bu arada tebliğ ediyor, çakıveriyor. Ya acayip bir şey ya. Kardeşler farkında değiliz. Dedim ki ben sence niye mutlu değilim dedim, ona sordum. Bak aynı söylediğini söyleyeyim. Peki benim iki elim var, ciğerimde sağlam. Ama niye mutlu değilim? Çünkü sen ayağının olduğundan farkında değilsin. Pes altında farkında değilsin. Zorumuz ne arkadaş ya? Ne istiyorsunuz kendinizde? Niçin bu kadar ruhunuzu bozmak için uğraşıyoruz? Niçin hep de kötü oluyoruz? Niye var yani zorumuz derdimiz de ya? Bak nefes alıyoruz, ayağımız sağlam, aç değiliz, açıkta değiliz. Allah'ımız var, peygamberimiz var. Bak bir tane şey, neredeydi? Kore'den. Ha, Maraş'tan gelen arkadaşlar vardı ya dün, fabrikanın sahibi, bir tane de fabrikanın müdürü. O ikisi vardı ya, sakalı fabrikanın. Kore'de
Kore'de namaz kılıyorlar şeyde, meydanda. Bir çimlikte. Böyle anlatayım değil mi? Evet. Çimlikte. Koreli gelmiş, şöyle, ha, hay, hu, ve ha, hu, ha, hu, bir laf demiş, ha, hu, ha, hu, demiş. Ne demek demiş, biz Korece bilmiyoruz. İngilizce konuşacağız, İngilizce de yok. Adam namaz kılarken yanımıza gelmiş, ilk sorduğu bu olmuş. Ben de çok etkilenip size naklediyorum. Sonra bir İngilizce yapan, bir İngilizce, bu müdür biraz düşe kalka biraz biliyormuş. Gelmiş, ne demek istemiş biliyor musunuz? Bunu yaptınız diyor, mutlu musunuz diyor. Kardeşim din yoksa, istersen uçak yap. Havada uçmayla insan mutlu olamıyor ki. İkili bir elbise değiştirerek düşüncesi değişmiyor ki. Aydınlığın altında villanın içinde olsa içindeki karanlık sönmüyor. Birkaç tane de kaldı, kesip keseceğim. Farklı sebepten gözyaşlarının içerikleri de farklı olduğunu düşünüyorum. Sevinçle ağlayanın, acıdan ağlayanın gözyaşları zahirde aynı gibi gözükürse de içerikleri, kaynakları kadar farklıdır inanıyorum. Daha tıbben ispat edilmemiştir belki ama ben dertle ağlayanın gözyaşıyla sevinçle ağlayanın gözyaşlarının aynı olmadığına inanıyorum. İkisi de farklıdır. Bir şey yapmıştım ben kendimce. Ömer Hocam, şöyle bir deney yapmıştım. İnsandan atılan sudan çocuk oluyor. Acaba dedim, o su dönleneceğini, gözyaşı dönlenseydi, acaba ne olurdu diye merak etti. Bu da bir organdan atılıyor, bu da bir organdan atılıyor. Acaba bu gözyaşından, mesela kederli, böyle sıkıntılı bir insanın ağlarken gözyaşından çıkan herhalde kederli bir adam mı olurdu? Ama sonra düşündüm, ama körün çocuğu kör olmuyor. Çok tuhaf değil mi? Ya, biliyor musun, güneşin bile siyah lekesi var. Işığın kaynağı olduğu halde, beyaz olduğu halde, ışığın kaynağı güneş, beyaz olduğu halde siyah lekesi var. Güneşin dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Güneşteki siyah lekenin miktarı Rize plakası kadar. 53 katı. Dünyamızın 53 katı kadar siyah lekesi varmış. Peki ışığın kaynağının bu kadar siyah lekesi var da kardeşim Müslümanın niye lekesi olmasın ya? Kusur olmayacak mı? Güneşin bile lekesi var. Leken var diye beklemiyoruz. Yok, o da değil. Yani mesela, leken var. Işığım da var. Allah birbirimize nasıl baklamamızı emrediyor? Diyor ki, 3 aylarında şimdi, 3 ayların dışında bir haseneye Allah'ın yazıyor. Bir günah bir yazıyor. Yani normal günlerde hasene en az 1'e 10. En az. Peki, bu adamın günahı hatası 1. İyiliği 1'e 10. Öyle baksak acaba köyde kaç kişiye küs kalırdık ki? İmanı var 1, İslamı var 2, namazı var 3, zekatı var 4, peygambere imanı var 5. Var tabi. Beşeri kusurlar da çakıl taşları gibidir ya. Kopan bir ipe sımsıkı düğüm atarsanız en sağlam yeri orası olur. Ama ipe hep dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür. Mesela bir yerde koptu. Düğüm atarsanız en sağlam yeri orasıdır. Ama ikide bir dokununca da insanın canını da acıtan orasıdır. Yani o zaman ona da dikkat edeceksin o insana. Düğüm attık, aldık, barındırdık. Tamam da belirli yerde tut. Çünkü düğüm attığın yer sana dokunmuş. Yani korunmaya altına aldığın şeyi dikkat et. Diğer yer gibi acıtmaz. Evet sağlam oldu ama acıtır. Akıllı bir insan deli azarlamaz. Akıllı bir insan deliye azarlamaz. Azarlıyorsa akıllı değildir demektir. O zaman ne öğrenecek?
Bu çok güzel abi. Akıllı adam başkasının aklını da kullanır. İnsanların elinden değil, akıllarından tutun. Aklın zaafı, kendinden korkması. Yani akılsız olursan, ya kaybedersen. Aklın zaafı buymuş. Bir de okuyayım. Aklın zaafı, kendinden korkması. Akıl kendisinden korkuyor. Akıl diyor ki, ya akılsız olursan. Kendisi kendisinden korkuyor. Akıllılardan ve delilerden zarar gelmez. Akıllılardan ve delilerden zarar gelmez. Zarar yarım akıllı ve yarım delilerden gelir. Şad-ı Şirazi diyor bu cümleyi. Akıllı adamdan ve deli adamdan zarar gelmez. Yarım akıllardan zarar gelir. Ahmak olur. Ahmak olur. Ya da aladeli dediğimizden hocam. Aladeli yok ya. Ondan da gelir. Yok yok. Ahmak dost. Evet, ahmak dost. Allah'a Celle Celaluhu isyan hususunda kullara itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. Hadis-i şerif meal icmalisi bil mana. Bir de okuyayım. Allah'a Celle Celaluhu Celle Celaluhu isyan hususunda kullara itaat yoktur. Mesela eşi dese ki namaz kılmayacaksın, bana itaat edeceksin. Ne bileyim. Patronum diyor ki, namaz kılmayacaksın, yoksa şimdi şey yaparım. Demek ki Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. Son cümle, Allah'tan kork, başkasından emin olursun. Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir daha okuyayım. Allah'tan kork, başkasından emin olursun. Allah'tan korkmuyorsan, başkasından emin olamazsın. Peki, vâfir davâhum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.